Şarbon, sayın muhtarım, değerli katılımcılar, şarbon korkmamız gereken bir hastalık mı? Evet, şarbon korkmamız gereken bir hastalık. Şarbondan korkmalıyız. Doktoranın bahsettiği hastalığın bulaşma yönleriyle, işte deriden bulaşıyor, akciğerden bulaşıyor ve mide bağırsaktan bulaşıyor. Bulaşan mikrobun hepsi aynı mikrop. Tek mikrop, bulaşma şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Ha, deri şarbonu şu anda biz Allah'a şükür hafif atlattık. Rukiye Hanım'ın bahsettiği gibi. Ancak bu mikrobu şu anda Çobanbeyli Mahallesi'nde bu mikrop var. Yok değil, bu mikrop var. Bu nereden geldi? Bizim araştırmalarımıza göre Çobanbeyli Mahallesi'nde, muhtarım burada herhalde. Çobanbeyli Mahallemizde 1993'te şarbon hastalığı görülmüş. Ve 2019'da görülen şarbon hastalığının sebebi de büyük bir ihtimalle, %90 ihtimalle 1993'te görülen hastalık. Nasıl olur? Maalesef oluyor. Şarbon mikrobu toprakta 60 yıla kadar, hatta bazı literatürlere göre 80 yıla kadar hayatta kalabiliyor şarbon mikrobu. Bu da şu demek, önümüzdeki süreçte de eğer ki biz aşılamayı vesaire atlatır, işte gerekli tedbirlere uymazsak bu şarbonu yayabiliriz, devamını da gelebilir. Yani şarbon korkmamız gereken bir hastalık. Eğer mikrobu solunum yoluyla alırsak direkt öldürücü olabilir. Çiğ et tüketmediğimiz için mide bağırsak formunu çok fazla karşılaşmayız ama bazı insanlarda münferit de olsa vardır, karşılaşmışsınızdır. Hani hayvanın iç yağını çiğ olarak ağzına atan, tüketen veya işte bu pastırma, sucuk, sosis gibi ürünleri tüketilmesi, evde yapılan sucuklar, özellikle evde yapılan sucuklarda bu risk var mı? Mide bağırsak formunda bu risk var. Yani bölgemizde özellikle sucuk yapımı, Kurban Bayramı'ndan sonra uygulanan bir yöntem. Sucuk yapımında mide bağırsak formundan bulaşma riski var mı? Var. Tabii hayvan şarbonluysa. Burada özellikle muhtarlarımıza düşen görev nedir? Özellikle Çobanbeyli, Emir İlyas, Arıtaş, Altın Elma, Bakraç, Merkez Alparslan, Gazi Osman Paşa, yani çevresindeki köylerde eğer ki bu süreçte şüpheli hayvan ölümü gördüğünüzde durumu direkt ilçe tarım müdürlüğüne bildirmeniz. Bizim telefonlarımız az önce Kaymakam Bey'in de söylediği gibi 24 saat açık. Ola ki ulaşamazsanız bile durumu biz hep söyledik. 156 24 saat esasına göre hizmet veriyor. 156'ya bildirirseniz biz zaten kurum olarak 155-156 hepimiz birbirimize ortak bağlantılı çalıştığımız için aynı anda müdahalesini yapabiliyoruz. Çobanbeyli Mahallesi'ndeki olay da aynı gün daha sonuç bize resmi olarak ulaşmadan biz tüm tedbirlerimizi alıp hastalığı şey yaptık, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şu an için korkmamız gereken bir şey yok ama şu önümüzdeki özellikle bir aylık dönemde bu az önce bahsettiğim mahallelerdeki muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın şüpheli hayvan ölümünde hayvanın içini açmadan direkt bize bildirmeleri. Yani şarbon hastalığında hayvan sabahleyin hastalanır, akşamleyin hayvan ölmüştür zaten. En büyük belirtisi budur. Burnundan, ağzından kan gelir. Yani bunu özellikle kahvede, akşam toplantılarımızda vesaire çiftçilerimize de anlatırsanız biz de anlatıyoruz. Memnun olacağız sayın.